Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili Doris severler. Bir önceki bölümde Paddy Marina'ya girmiş ve Simi'de yemek yiyerek vakit geçirmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren kartı tıklayın. Bu bölümde Simi'de birkaç gün geçiriyoruz. Aslında sürekli yemiyoruz ama birkaç gün olduğu için çok yiyormuş gibi görünebilir. Lütfen kusura bakmayın. Ama gerçekten çok lezzetli. Yemek dışında da adanın güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Paddy koyu. Flamingo'yu görüp de Edoş'un flamingosunu çalmışlar diye düşünebilirsiniz. Hayır, o değil. Hem zaten bu küçük şehircim. Burası Kassaras'ın beach'i. Yanlış duymadıysam 15 euro muymuş şezlonglar, bilmiyorum. Emin olmadan söylemeyeyim. Birinden duydum 15 euro. Selamlar. Merhaba. Yine Paddy muhtarı gibi Paddy'nin plajından size sesleniyoruz. Gidemiyoruz çünkü. Hatta biz şu anda Paddy TV olduk. Paddy TV'den naklendiz. Niye buradayız? Çünkü çok sıcak esiyor. Niye buradayız? Çünkü gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Evet, çok estiği için, fırtına olduğu için burada mahsurum mahsurum kaldık. 36 nat vuruyor. Geri geliyor, 36-38 vuruyor, geçiyor arkadaşlar. Evet. Koca motor yatlar, surf yapıyor. Hemen denizde. Göstereyim size. Demir biz şöyle oturuyoruz. Şu model, bakın ayaklarımız. Şöyle ağaç gölgesinde. Motor yatlar surf yaparken. Bazen anlık çok sert oluyor. Mesela bak şuraya kendini vurdu. Evet. Hala vuruyor şu an. Bu Kassaras'ın plajının fiyatı. VIP sunbed. İşte içinde deniz yatağı, meyve salatası, su ve duş. 7,5 euro olan da bir tane yatak yine. O zaman küçük meyve salatası. Ama şöyle güzel bir yer. Sol üstte bak 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 bak. Bak şeye bak. Katsaras'ın bu beach barı güzel olmuş ama arkadaşlar. Yani mutlaka restoranda oturmak zorunda değilsiniz yani. Ya da mutlaka beach'te takılmak zorunda da değilsiniz. Bu arada şöyle bakıyoruz. Buradan marinaya da bakıyoruz. Bakın Doris en baştan motor yatın. Soldan ikinci. Tanker yaklaşıyor. İnşaat malzemelerini ve vinci tırla taşıyacak halleri yoktu. Tankerle taşıdılar. Şu anda o beton iskeleye yanaşacak. Yani gözlerimi tankerden alamıyorum bir türlü. Türk Ataspor yapıyorum hep. İşte vinç oradan nasıl böyle. Şunları alıyor, koyuyor falan. Çok eğlenceli. Yani
Yalnız rüzgar acayip. Fırtına manyak. Bütün eşyalarımız uçuşuyor. Bayağı kudurdu. Bir aslan balığı ölüsü. Yalnız çok, tamam çok tehlikeli, kötü bir hayvan ama çok da güzel ya. Şuna bak yani, tüyleri var sanki. Tavus kuşu gibi. Harika bir hayvan. Bu akşam Horya'dayız adoslar. Malum fırtınalı havayı geride bırakmamız lazım. Şeyi bıraktık, teknemizi. Horyo'nun en tepesine taverna Zoe. Hayat demek, Zoe mum. Yasas. Taverna Zoe. Hadi bakalım, yukarısı varmış. Çalışma saatleri bunlar. Bay bay. Evet, yukarıya çıktık. Terasımız çok güzel. Bakın Paddy gözüküyor. Paddy Beach. Marina orada. Şimdi size fiyatları da çekeceğim. Geçen gün buraya dolaşmıştık. Bakın orası Palio Castro. Yani eski köy. Yel değirmenlerini görüyorsunuz. Bu sırtın artık arkadaşlar bu kısım Paddy. Diğer şu kısım artık Sime oluyor. Pardon, çekemedim. Heh. Sol tarafı Sime oluyor. Merkez yani. Mert'cim nasıl, mutlu musun? Tabii ki de mutluyum. Pembe de pek yakışmış. Bugün pembe pembeyiz Mert. Evet. Ne giyeceğimiz için mutluyum. Şöyle yapayım. Aa, sağ ol. Hello. Yemek bak ya. Herkes mutlu. Ben post peşindeyim. Mert yemek tutuyor. Yemek, yemek. Tamam tamam, hadi çekiyoruz. Evet. Fiyatlarımıza bakalım. Salates. Starters. Granny's Dolmades. Şey yok. Senin kalamardan yok galiba. Başka şeyler yeriz. Burası vejetaryen yemeklerle çok meşhurmuş arkadaşlar. Tam bir simi mutfağı örneği. Ben hatta simi salatası yemek istiyorum. Bunlar da içecekler. Evet, bakmışsınızdır. Ben artık seçimime geçeyim. Şöyle güzel manzarayı tekrar göstereyim daha dolmadan. Wi-Fi de varmış. Manzarası çok güzel. Bence mutlaka gelin yani. İlla simi merkezde olması şart değil. Harika da esiyor. Horyatiki yani Greek salat. Biz şimdi şey seçtik. Special salata. Bu siminin salatasıymış. Dolma dakya tisya yaz. Yaya granny demek. Meritçe Hanım feta. Bigurdi. Bunu çok seviyorum. Fetayı böyle biberle ve domatesle güveçte pişiriyorlar. Çok güzel oluyor. Bigurdi. Bigurdi. Saganak yiyeceğiz. Stifado yiyeceğiz. Yani bunların bir nevi güveç. Güveç değil de tandır gibi. Yedim. Bugün balıklı gitmeyeceğiz. Hadi bakalım. Kapitan susamış. Bugün plomarişko. Lomari Uzo günü. Oh.
Bunun kokusu acayip Eda ya. Plomari çok güzel kokuyor gerçekten. Arkadaşlar Plomari, Midilli'nin Plomari kasabasının midarı iftarı. Varvayani de öyledir ama asıl Plomari'dir yani. Bütün dünyaya satılan. Ve Plomari kasabasına girdiğimde hiç unutmayacağım yani. Burcu burcu mis gibi bu ani otu kokmuştu. Anemon otu. Bizim rakıdan ayıran o. Bizim rakı anasondan. Bunu hep genelde videolarda söylüyorum. Çünkü hala bilinmeyen bir konu olabilir diye. Kusura bakmayın çift baskı dinlemiş olanlar. Mis gibi de koktu. Yamaz. Merak edenler. Chickpea böyle bir şey. Güzel sosu var. Oo, sagana kitleri geldi. Bu feta değil, başka bir sert bir peynirin. Ve de şey çok hoşuma gitti benim. Simit salatası çok güzel de gözüküyor değil mi? Evet, müthiş gözüküyor. Hadi bakalım, afiyet tek olsun. Güzel. Güzel mi? Bu arada şu minik minik mercimekler arkadaşlar pek bir meşhur buranın. Pakette satılıyor, alacağım inşallah. Nefis tatları. Evet, istifadomuz da geldi. Nasıl Mert'cim? Acayip lezzetli, limonlu limonlu tadı geliyor insanın ağzına. Böyle... Bana da mis gibi kokuyor, biberiye kokuyor. Horyo'yu keşfe devam. Mesela burası ne tavernasıymış? Mert Tiatorio. Estiatorio, Yorgo and Maria. Yorgo ke Maria. Aa, bayağı meydana çıktık ve bir sürü restoranlar var arkadaşlar. Bayağı biz Horyo'yu tam da hiç de bilmiyormuşuz. Sos çok güzelmiş. Bence mutlaka yukarı çıkın ve bu caddelerde gezin. Çiçekçinin güzelliği. Kedin niye öyle bakışı bir garip? Hani? Bir şeye bakıyor ya. Turistik değil mi? Burası yerel bir kafe. Daha yerel bir yer bulduk. Çok güzel gözüküyor. Şurada da bir meydan var gibi. Aşkım burada 19 Mayıs falan kutlamaları mı yapılıyor? 23 Nisan olsun, 19 Mayıs olsun. 19 Mayıs. Çünkü öyle bir meydan. Merdivenle kemerin güzelliğini görüyor musun? Bak ölüm üst katına çıkışı altı kemerliymiş. Orası satılıkmış yani. Arkadaşlar. Anladık yaptığına. Kendimi ya. Alayım da ev yapayım derseniz buyurun. Ondan burada... Sogna verranno più non reali perché è tempo di volare. Selamlar. Bugün Akdeniz'in en sıcak günlerinden birini yaşıyoruz. Yarın da öyle olacak. Ve yarın artı fırtına da iyice kuduracak. Sağ olsun. Kırmızı alarm var. Yarın gece 2'den ertesi gün gece 2'ye kadar diyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle ölüm riski var. Şu anda bütün ada sıcakla boğuşuyor. Yani ölüyoruz. Vücudumun her tarafı sıcak yani. Sinir bozucu. Şey falan sanırlar ha. Korona falan olduk sanırlar. Ateşi öyle çıkmış o, gibi. Gerçek sinir bozucu. Her şey yanıyor arkadaşlar. Oturacak yer arıyor insanlar. Getirdi. Eline, eline sağlık. Mert Bey'e duş getiriyorum.
Oo. Yam yam mı kesin? Evet. Kesene bereket. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Hava çok kötü. Hava çok kötü. Oraya dönüyor. Sinir oldum. Aa bak Rodos. Mert'cim evin nasıl? Biraz rüzgarlıyız bugün. Onun dışında rahatım yerinde benim. Ben de... Kayığın pek bir yarım kayık. Yani işte şeyde denizde duramazsam karada da en azından kayık üstündeyim yani. Billah bir. Baktım hava rüzgarlı, buna geçiyorum. Demir atmada dayak yok olmuyor. Bir de oturuşlara bak. Güzel demir attım. Şeyse denize geçiyorum hava iyi olunca. Evinin önünden ayrılamıyorsun yani. Tabii benim dedemin bu. Dedesininmiş, Mert'in ata toprağıymış. Dedesinden kalma. Peki ecrimisil ödediniz mi? Şurası ecrimisil alalım bak şuraya için. Ecrimisil alalımmış. Ne demekse artık ben bilmiyorum. Anneannem rahmetli olduktan sonra... Anneannesi rahmetli olunca ee? Anneannem rahmetli olduktan sonra dedem bir tane genç karı aldı. O genç karının üstüne yapmış, bize koklatmıyor. Genç efendim, tam duyamadım. Güzel genç, söyleyelim onu. Genç bir kadın almış. Heh. Onun üstüne yapmış, koklatmıyor bizi. Koklatmıyor mu? Kapı duvar. Almıyor beni içeri. Olsun, biz de hemen yerleştik. O kadına gıcıklık olsun diye şuraya eşyalarımızı koyduk. Alaaddin uçan olası gibi uçuyor. Burada takılıyoruz mülteci gibi. Bu evi onun başına yıkarız aşkım, merak etme. Ama manzaran çok güzel. Akşam güneş batmadan denize giriyorum. Evimin önündeki merdivenleri kendime göre ayarladım. Zira hanım ağacın altında oturmayı çok sever. Ben ise betonda oturmayı tercih ederim. Zindeliğimi her gün yaptığım akşam denizde hafif yüzme hareketine borçluyum. Yalnızca bir dakika sürüyor. Bakın. Hafif yüzme mi? Ben zindeliğimi ve göbeklerimizi şeye borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Akşamları yediğimiz sağlıklı Akdeniz beslenmesi. Benim Türk olduğumu burada ortaya çıkartacak bir gerçek. 5 litre su. Çünkü Türkiye'den başka hiçbir yerde 5 litre su görmedim. İkincisi de gerçek sahil güvenlik şapkam. Evet. Gerçekten albayımız hediye etti. Bakın. Gerçek şapka yani. Bizim şey şapkası. Sahil güvenliğin gerçek şapkası. Ve de üçüncü Türk olduğunu belirten hareket, denizden sonra duş alma. İşte 5 litre var ya, o zaten her şeyi ortaya çıkartıyor. Bu şişe yok hiçbir yerde. Hem de duş almak da yok. Bu arada 1,5 litrelerle yazık bina ha. Onlar hep yani şey, düşünsene sürekli on... Yani ortalığa plastik. Atılıyor plastik şey, atığı dolup duruyor. En büyük su 1,5 litre arkadaşlar, düşünsenize. Yazık yani. Boş bir sürü yani, evet. Biz bunları bile atmıyoruz. Tabii ki atılır mı doğaya? Kaç yıldır aynı sütunu attık, iyice sapı başı kopana kadar. Geri dönüşüm iyidir. Geri dönüşüm. Recycle. Recycle, recycle. Tam gaz devam. Oğlum durun oğlum, ben kavga etmeyin demedim oğlum size, bu ne biçim hava lü? Koyun içi bile şıpırdadı ha. Mert'cim bugün Blue Varvayanli'den gidiyoruz. Evet, Varvayanli. Dün yeşildi, bugün maviye dönelim. Bu daha çok rakı severler içiyor. Bu da çok güzel.
Hadi bakalım. O zaman yamaz. Bu sefer arkadaşlar bizim Tosipitiko'nun hemen yanındaki taverna Haris'teyiz. Haris bakın orada yazıyor. Burası da dibine. Güzel. Şöyle hemen limanın yanı başındayız. Gayet güzel bir gece. Burada fiyatlar ne diye soracak olursanız bir tane mesela stuffed calamari. O zaten Mert pahalı bir şeydir normalde. Spesiyel bir şey. Kalamarın içini dolduruyorlar. Kalamarın içini dolduruyorlar. Dolma. Sebze ve peynirlerle. O 25 euro. Büyük boy bir kalamarın içi doluyor. Yani özel bir şey. Bak sesim bile içini gitti doluyor. Yani. 25 euro derken böyle oldum. Ayda yılda bir yiyoruz ama. 750 lira falan ediyor. Ama bizde de öyle lüks bir yerdeki şeyler öyle. Böyle bir şey yapamazlar da yapsalar da öyle bir şey yani olurdu zaten fiyat. Yani bizde normal kalamarlar şu an 350 lira hazır dondurulmuş geliyor yani. Evet, buranın özel salatasına gideceğiz bakalım göreceğiz. O da 10 euro civarıydı. Saganaki feta ucuzdu diğer yerlere göre. 8 euroya yedik ama burada 6 euroydu. Bu tarz şeyler işte. Bakalım neler neler olacak. Afiyet olsun. Evet, bahsettiğim değişik salata geldi. Parmesan çok... Susamlar, parmesanlar, kestaneler, cevizler. Bunu sizin için. İncirli. Ve kuru üzümlü. Bak bakalım tadına. Gerçekten parmesan. Mert'cim, arkadaşlarına anlatmak ister misin bunu? Arkadaşlar, bu vatandaş mürekkep balığı kalamar. Şu da bunun... şeyi, ön tarafı. Yani yanlış anlamayın. Hak eden yemeyenler için bundan anlatmak yok. İstiyorum. Bundan bulamayız. Bu hep de. Bulunmuyor. Bundan burada da az var. Az dolma. Restoranda var. Kalamar dolma. İçinde 5 çeşit özel peynir var. Hı-hı. Ve onlar fırında eriyerek pişiyor. Şuradan birleştiriyorlar. Yemek. Ona dikkat edeceğiz. Aynen. Şuradan şuradan gerisini var. Yiyeceğiz. Aynen. Tabii ki de bunları da yiyeceğiz. Çünkü şunlar da zaten bütün bir yıl bunu yemek için beklemedik mi? Afiyet aynen olsun. Öyle. Porselen değil.